Bursa'yı bir insana benzetirsek, 108 kilometrelik koluyla Bursa'ya hem içme suyu sağlayan, hem ziraatine can damarı olan, hem de maalesef artık alt bölgelerde ve son noktalarda arıtılmış ve veya arıtılmadan kaçak yollarla deşarj edilen atık sularını toplayarak Marmara Denizi'ne ulaştıran bir su kaynağı. Müsilajın sebebini arıyorsak işte müsilajın İşte bu. sebepleri aslında bunlar. Su kıymetli. Siz düşünsenize suyu alıyorsunuz, üstüne para harcıyorsunuz, arıtıyorsunuz, işletmede kullanıyorsunuz, ondan sonra da atıyorsunuz. Bir fabrikanın ürettiği her ürün için kullandığı su miktarı değişebiliyor. Kotların taşlanmasında, yıkanmasında, Evet. ağartılmasında çok fazla su kullanılıyor. Tekstilde suyun olmadığı yer azdır. Bursa'da bazı organize sanayi bölgelerinde suya ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmeye başladı. Kuraklık çünkü çok ciddi derecede sıkıntımız. Tabiat size o suyu istediği zaman veriyor. Ve siz beklediğiniz zaman vermiyor. Siz ihtiyaç duyduğunuz zaman vermiyor. İleri arıtma sistemlerine geçilmesi şart oldu. Hatta suyu arıtıp atma lüksünden de vazgeçmemiz gerekiyor. Suyu arıtmak için daha çok para harcamaya başlıyorsunuz. Bu size sarmal olarak ve çok daha büyük problemler olarak karşınıza çıkıyor. Atık sular ana kaynağınız olacak. Tasarruf ediyorsanız o Evet. kadar gelişmiş sayılacaksınız. Kirliliği neticede uzaylılar atıp kaçmıyor veya yan komşunuz sizin kanalizasyonunuza kaçak boşaltmıyor. Bu sizin fabrikanızın içinden gelen bir kirlilik. Bizim arıtma sistemlerimiz tekrar söylüyorum %100 suyu geri vermiyor. Ama çok ciddi %80-90 oranında suyu geri aldığınız zaman o %10'luk kayıplar kompanse edilebilir noktada kalıyor. İşte çevreyi çok güzel koruduk değil. Hayır biz suyu arıttık. Arıttık ve geri kullandık dememiz lazım. Atmıyoruz. Biz sıfır atığı konuşmamız lazım. Burayı korumamız gerekiyor. Başka bir tane Türkiye'miz yok. Başka bir Bursa'mız yok. Bizim insan olarak gidebileceğimiz başka bir gezegen yok.